Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hasan Han Kari Damlamızı dersler iken özü asli Kur'an ve sünnetten hukum alış meseleleri. Kur'an ve sünnetten hukum alış meseleleri doğrusu da İnşallah muhtasar mülahazalar bilen ortaklaşamız. İslam ümmetinin dinige amel kılıp, dünyada saadet, ahirette ebedi baxt topuşluk için amel kıladigen menbesi Kitabullah ve Sünnet-i Resulillah. Berçe bil ittifak bu meselelerde kelişken. Kitaptan, sünnetten menbe sıfatta faydalanış. İlk menbe Allah'ın kitabı ekenliği doğrusudur. Ve onu şartlavçısı, ilk açıklar vericisi sünnet ekenliği doğrusudur. İhtilaf yok. Berçe bugünkü günde İslam'a amel kalemen diyetken berçe insan elbette İslam degende kitap ve sünnetini nazarda tutadı. İslam ümmetini dinige amel kılışligiden yani menfaati bulmagan, doğrurağı İslam'ını yaman körsetiş için, İslam'a nispeten noturu fikirler tarqatış için muhalif taifeler ham tinç oturgani yok. Muhalif taifeler ham Kur'an ve sünnet doğrusu da toxtamasdan ilmi işler kılıp barışıyordu. Adıram toxtagani yok. Nima qilsak kitobni, nima qilsak sunnatni obro'sizlantirar ekanmiz. Bular o'rtasidagi turli shubhalarni ko'proq tarqatar ekanmiz. Qanday qilsak islom ummati musulmonlar o'zaro bir-birlari bilan kelishmas ekan degan masalada ular ham tinch o'tirgani yo'q. Buni bilgan islom ummati dastlab payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyingi sahobalarni ko'rgan tobiinlar masalani mohiyatini tushunib yetishgan. Ve uşa meselege ilmi asasda, akademik şekilde yondaşken. Kur'an'ı sünnetki şunday, münasebette buluşken ki, uşa münasebet, atrafta hohlegen adam hohlegen gapını gapırıp, bana şu din deyip yubarıp, adamların içine tarikatı varışlık lüksüden mahrum bugün. Yani buna ki imkaniyet kaldırmayan İslam ümmeti. Berçe cebhaya tikilseniz, Kur'an'ı aytgan edik. Kur'an-ı Kerim'ge birer kelime koşu uyadı dursun. Nuktasını özgertiriş almaydı. Nuktasını. O kitap mesle o fakat. Kitabını alıp özgertirip zimden adamların içine tarikatı varıp hani hemen şey abav kelimesi atav bu gendi özgertirip var almaydı. Mümkünmez bu. İslam ümmeti trik Kur'an'lardan ibaret. Kur'an'ın her kanday vaziyette karı bir madde işitkenli hata deydi. Doğrusunu doğrulak koyadı. Bir eser var. Uşa Hazreti Umar radıyallahu anh'unu aldılar ki bir cemaati gen. Kışlak ahılları. Kışlağının namı Ebu Ayyü Dayifuhume. İkide peygamberini mihman kımagen kışlak. Ha? Ana kadar durdu. Kehf suresi de. Bu Kışlağa barıp avukat bu nasıl soruştu mihman kılışmagan. Taşkarga çıktı, devar buzulu yatıptı, devar kurup koygenler. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam kıssası. Uşa kışlak barakken de, kelim Hazreti Umar'a kelim şu abav kelimesi, bizi kışlakka ısnat, namus kılı yapmaz, ecdatlarımız şu peygamberlerini mihman kılmagan iken, Kur'an'da bu kelime kildi, bizi kışlağını, ikide peygamberini mihman kılmagan kışlak diye iş yaptı. Şu abavını atav kılıp okuyduk, bırkınca, Sağa salam bilen gelişken. Abav yüz ugurdu degeni. Atav mihman kıldı degeni. Bitti kelime bilen özgürledi. Kelime yok. Harf özgür müydü? Nuktanın tepeye koyuş gerek. Bu oldu. İki takılım. Degeni de Umar radıyallahu anh'a etkiler ki bütün dünyanın kuvvetini o nuktaya bağlayıp tepeye torsan çıkmaydı o. Yani bunun imkaniyeti yok bunun.
Endi aslida bu paytlarda nuqta masalasi yo'q-da. Uni abavuni atav qilib o'qib bo'lmaydi uni. O'qiya olmaydi hech kim Qur'onni shu darajada himoya qilingan. Himoyasiga qorilar turibdi. Hadis masalasi, hadis masalasida ko'p suhbatlarda takrorlayapmiz. Mustashriqlar 1740-yildan Gollandiyada birinchi mustashriqlar institutlari tashkil qilingan. Mustashriq degani sharq o'rganuvchi institutlar. Musulmon emas ular. Boshqa din vakillari sharqni o'rganadi. Sharqshunoslar sharqning manbalarini o'rganadi. Arablar deb o'rganadi ularning tilini. O'zlashtiradi, birinchi tilini o'rgatadi va o'sha musulmonlarga aloqador bo'lgan ikki manba Qur'on, to'g'rirog'i hadisni taxassusi bilan shug'ullanishadi. Hadisni sizdan mana yaxshi bilishadi. Hali bu anaqalar chiqmagan, kompyuterlar, Google chiqmagan, hali shomilalar yo'q paytida islom ummati, o'sha 1740-yilda tashkil qilingan mustashriqlarni sayy harakatlari bilan qilingan hadis izlash kitoblardan foydalangan. Mana o'zim ham foydalanganman. Shunaqa kitoblar bor. Mustashriqlar, kofirlar, dinsizlar ishlab chiqqan uni. Liboy har qanaqa hadisni topa olasiz. İzlash kategoriyası var. Kitabını açasız, harf bilen kaysa hadisini tapa alıyorsunuz. Bunlar onu ilmi asasda işlep çıkışken. Ne mi için kılışken bunlar? Sahab ümidi de kımayken ki. Ne mi için kıyken? İslam ümmetini hadisten şubhaya salış için kıyken. O şey şubhali hadislerini, rakamlarını belgeler. Bir Müslüman bilen robara kep kosay. Bana şu hadis ne etesen? Cevap verirse bu hadis ne etesen? Cevap verirse merhaba hadis ne etesen? Bol uklaydı. Uklaydı işken. Ha, ancha muncha joyda shuni muammoga tiqishgan musulmonlarni. Hadisni obro'sizlantirish, hadis ichida odamni aqliga to'g'ri kelmaydigan masalalarni qo'zg'ash uchun juda katta harakat bo'lgan, pul sarflangan, ish qilingan. Lekin islom ummati bularni yana o'zlarining muhaddislarining usullari bilan joyiga qo'yishdi. Hindistonda sunnat inkorchilari toifalari paydo qilindi, qodiyoniylar. İslam ümmeti ularını cevabını verdi. Hindistan'da juda ko'p Urdu tili de, Arap tiliga tercüme kılıngan, keyinchalik Türk tillerige, başka tillerige tercüme kılınıp, sünnet inkarçılarını haddini bildirildi. Nima uchun sünnetini inkar kıladı? Nima sebep? O şey sünnetini inkar kılıyatken adam özünü dindar korsatadı. Gatta salleki yuvagen, sakallı uzun kuyu vagen, yengilere keng, oturup alıp dinden gapiradi. Nima uchun sunnatni inkor qiladi? Nimaga desa, Qur'onga hokim o'laroq sunnatni xohlamaydi. Sunnatni o'rniga o'zining fikrini hokim qilishni xohlaydi. Qur'on deganda men gapirishim kerak. Qur'onning ma'nosini men aytishim kerak. Da'vo Qur'on kifoya deydi. Tibyanan li kulli shay. Qur'on hamma narsani bayon qilgan deydi. Qur'onda topaveradi xohlagan gapni. Qur'on hamma narsani bayon qilgan deydi. Bu oyatlardan keyin qaysi hadisga qarab ketyapsizlar degan oyat bor. Mana hadis kerak emas demoqchi deydi. Chiqaraveradi. Maqsad o'zi aslida sunnatni inkor qilib Qur'onga samimiy shaklda yondashish emas. Sunnatdan shubha uyg'otib olgandan keyin ikkinchi etap, to'g'rirog'i uchinchi etap. Üçüncü etap Kur'an'a şubha uyguladı. Kim? Hadis-i şeriflerde neme insanın aklına şubha uyguladı bu ise, onu ilmi asasta cevabını işitmeyen adam, ertege şu şubhelerini Kur'an'dan hem işte uğradı. Kur'an'da insan aklı kurtarmaya degen kaç narsalar var? Kaç narsalar var? İnsan aklı kurtarmaydı onu. Yani insanın aklı yetmeyi degen kaç narsalar var? Bunu bayan kılıp beradiganlarsa hadis-i şerif. Endi dostlar, sünnetini inkar kılış, bu sünnetke bugün hücum, huruç, üçün ham bir aldıngi pagana var. O ulemalarga hücum kılış. Kur'an'ın özünü hadis bilen düşünemiz. Hadislerini, Kur'an'ın fahmini ulemalar bilen düşünemiz. Ulemalarını İslam ümmeti ittifakan kabul kılıgan madrasalari mazhablar deyiladi. Bugun mazhablarga hujum qilayotganlar, kecha sunnatga hujum qilgan,
va ertaga Qur'onga hujum qiladiganlar bilan usulda bir xil. Aqidasi, e'tiqodi, maslagi boshqa bo'lishi mumkin, usul bir xil. Mazhabga hujum qilayotganlar, ulamolarga hujum qilayotganlar o'zlarini o'shalarni o'rniga qo'ymoqchi. Mazhab haqida gapirma, mendan so'ra demoqchi. Sunnatni inkor qilayotganlar sunnat manhalasi o'rniga o'zini qo'ymoqchi. Men bu o'rinda demoqchi. Ertaga sunnatdan keyin Qur'onga hujum qiladiganlar ham din kerak emas, ka, yuramiz, mendan so'ra maslahat demoqchi. Asli tagida maqsad shu. O'shaning uchun ulamolar bu masalalarda Qur'on va sunnatdan hukm olish kategoriyalarini ishlab chiqishdi. Bu kategoriyalar har qanday odam hujum qilsa, ularni g'alvirga soladi, qolsa qoldi, qolmasa g'alvirdan tushirib yuboradi. Qur'on va sunnatni matnlari bizni istilohimizda usulda nima deyiladi? Nas deyiladi, nas. Ha? Dalolatun nas. Nasning dalolatlari. Nas matn degani o'zi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Oldingi darsimizda yozuvdik sizlarga. Mana endi yoddan aytaveramiz, yozganimiz bo'laveradi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Birinchisi qat'iy subut va qat'iy dalala. Birinchisi qat'iy subut, qat'iy dalala. O'zbekchasiga subuti qat'iy, dalolati qat'iy. Ikkinchisi qat'iy subut, zonniy dalala. Ikkinchisi qat'iy subut, zonniy dalala. Uchinchisi zonniy subut, qat'iy dalala. To'rtinchisi zonniy subut, zonniy dalala. Usulda mana shu kategoriya asosida matnlardan hukm olish masalasi kelib chiqadi. Qur'ondan qanday biz Qur'ondan farzni qanday olamiz? Farz. Qur'oni Karimda buyruq farzni ifoda qiladi degan qoida bor. Qur'oni Karimda, hadis shariflarda kelgan buyruq, ya'ni bizda o'zbek tilida nima deyiladi? Undov, a? Buyruq, amr fe'li. Asli farzni dalolat qilish kerak. Al-amru tufidul wujub, qoida bu. Buyruq, buyruq nimani dalolat qiladi? Vojibni, vojib farzni dalolat qiladi. Lekin ba'zi oyatlar bor buyruq, u farz emas u. Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu deyapti, yenglar, buyruq. Yeyish farzmi? Farz emas siz asli. Bu yerda muboh ma'nosida. Bemalol yenglar, bemalol ichaveringlar, faqat isrof qilmanglar degan ma'noda kelyapti. Demak, mana shu buyruqni vojibga dalolat qilishligida qat'iy subut, qat'iy dalala, qat'iy subut, zonniy dalala kategoriyalar bizga qoidalarni taqdim qiladi. Bu qoidalar asosida biz farz, vojib, sunnat, mustahablarni ajratamiz. Qat'iy subut, qat'iy dalala nima degani? Qat'iy subut degani bizga yetib kelayotgan nas, matn, Qur'on oyati, hadis shariflarning rivoyat jabhasi, rivoyat jihati mutawatir bo'lsa qat'iy subut bo'ladi. Rivoyat jihati inson yolg'onga kelishib olib bo'lmaydigan masalada ko'pchilik tomonidan kelgan bizga. Inkor qilib bo'lmaydi. Bir-birini tanimagan odamlar bir xil rivoyat qilgan. Juda ko'p odam rivoyat qilgan. Sahobalardan eng kamida 10 ta, bular nisbiy, 10 talik nisbiy, lekin ba'zilar shuni tasdiqlagan. Sahobalardan 10 ta, ularning shogirddan 10 ta, ularning shogirddan 10 ta odam keyin muhaddisga yoki kitobga yetib kelgan. Kamida 10 tadan. Undan ko'payib ketsa ketdi. Bularni mutawatir deyiladi. Subutini mutawatirligi, va alaykum assalom. Subutning mutawatirligi sobit bo'lish tariqaning mutawatirligi. Bu qat'iy subut deyiladi. Qat'iyatlar to'g'risida ham gapirish kerak o'zi. Qat'iyatlar. Unga to'xtaymiz hozir.
İkincisi kat'iyü delale. Dalalatı kat'i. Şimdi bir metin bizge yetip geldi. Yetip geliş cihatı mutavatır. Yani inkar kılıp bu meydigen derecede köpçülük tamamından yetip geliyen bizge. Şimdi metinin özünü manasıyem kat'i. Başka manalarını kütermeydi. Onu ne deyledi? Nas deyledi. Dalalatın nas'daki nas'ını bu cihattan yana bir manası var. Başka mananı kütermeydigen. Fakat ve fakat bitti mananı yüklese boledigen metinge nas deyledi. Kat'iyi delale deyledi şunu. Dalalatı kat'i. Açık aydın. Dalalette başka mana yok. Eğer dalalette başka manalarını ham kütarsa onu ne deyledi? Zanniyü delale deyledi. Dalalat kılış manası bitti meselege karar kabul kılar mıyız? En katta muamma şunda. Oşan için ahli sünne vel cemaanin kaide asaslarının roberusu da memmen degen ahli bid'at erkete uğradı. Demek ki ahli sünnenin kaide zavabitleri bu kaideler bilen Kur'an ve sünnetinin himayesinde duradı. Hadirgi günde en köp tarikat yetken gepler. Bismillah. İslam ümmetinin başını çelkeştir yetken narsalar. Ha? Mesela أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آياتını delil kılışıp Allah Teala osmonda deb qat'i qaror qabul qilishyapti, to'g'rimi? Lekin bu oyat subut jihatidan bizga yetib kelish jihatidan qat'i, tamam, rivoyati mutawatir. Qur'onning har bir oyati, har bir kalimasi, har bir harakati, har bir sakanoti mutawatir. Bunga hech kim tortishmaydi. Qat'i bu. Lekin أأمنتم من في السماء آيات دقي من في السماء ني معناسي الله سبحانه وتعالى أسمان ده ديگن معناني أزو بلن كفاية لنه ده مي يوك اتت بر نيچة معنالار بار بر قنچة معنالار بار مثلا يزارم كنان سيكن مقلا بزين أأمنتم من في السماء şu ayetini okuş yaptı da bundan hüküm oluş yaptı. Hüküm degen de hulası çıkarış yaptı. Ve bu hulasını çıkar yetken de halkının içi de muamma payda buluyordu. Adamların içi de cencel topadan buluyordu. Bu ayetini kilitleri alışıp ayet şey yaptı. Kur'an'da bir kaç ayet var. Allah Teala Osman'da. Fissema meselesi de hiç kimden tartışmıyor muyuz? Kur'an'da fissema oturuptu. Lekin nemege أأمنتم من bu ki takdir kılış yaptı. Neden takdir kılış yaptı? Zatuhu fissemâ diye yaptı. Doğru mu? Zatuhu fissemâ diye yaptı bu da. Bana şu. Zatuhu fissemâ. Dege bana bu zatuhu var mı? Bu. Kat'i delâle mi? Zanni delâle mi? Zanni delâle. Çünkü bu da yok özü. Cümlede yok. Biz a'amintum men. Zatuhu fissemâni takdir kılıyetkenini kuruyemiz. Takdir. Bu iştihat kılıyepti. Zatuhu buluş gerek şunu tekide diyepti. Ve başka adamlara gayet yaptı ki bundan başka mana yok. Zatuhu kat'i diyepti. Biz usulü kaidede, hadırgı urgengen kaidemizde subutu kat'i buluş bilen, dalaleti kat'i buluşligi şart deyimiz. Eğer zatuhu fissemâge iman kettirişimiz gerek olsa. Lekin bu da başka narsalarını hem takdir kılışı mümkün. Neden takdir kılışı mümkün? Hukmu hufisseme. Doğru mu? Hukmu hufisseme. Kudretu hufisseme.
Melaiketuhu fissemâ. Cebarutuhu fissemâ. Sultanuhu fissemâ. Beşte altıda başka takdirler kötereli. Bu zatuhu fissemâni kötergen edik. Kudretuhu, hukmuhu, melaiketuhu, cebarutuhu, sultanuhu fissemâni kötereli. Kötereli. Demek, kat'iyyüs subut. Bu hakkında gapi yok. Kur'an'dan ayet kiltir yaptı deyişke yereydi bu. Lekin, kat'iyyü delalege bu yaramaydı. Demek için Allah Ta'ala Osman'da degen de bu ayetin delil kılı yaptı da özünün içtihadını özünün içtihadını başka içtihadı üstün kılı yaptı. Aldığı derste misal yazdırdım ha? Anakam misal yazdırdım mı? İçtihadda kayda var. El içtihad la yunkatu bil içtihad. Bunların içtihadı bizim içtihadımızı sindirvarar mıydı? Uyem içtihad, buyem içtihad. Lekin mana cihetinden karaya diyen bulsanız zatuhu fissemadan köye kore hukmuhu, kudretuhu, sultanuhu, cebarutuhu fisseme manaya muvafıkra. Çünkü emintum ben fisseme. Osman'daki zattan korkmayızlar mı? Aman'da mı sizler? En yaksefe bikumul ard sizlerine yerge yuttur varışlı giden. Aman'da mı sizler? Degen de zatıdan korkmayızlar bu miydi? Yuttürüş hükmüden, yuttürüşke kudretiden, sizlerini başilerge bala kilitirişi mümkün bulgen ceberutüden korkmayızlar mı degen bu arada? Bunu misalini kettirdik. Padişah'tan korkmayızlar mı dese, onu zatıdan korkan, hiç kim korkmayız zatıdan. Onu hükmüden korkadı. Uşende mana doğru bu arada. Demek bu caydaki içtihat, delaletin ne deyledi? Zanni deyledi. Delaleten zanni bu. Zanni delalet, zanni delalet. Ahkam meseleleri de ekseriyeti de hüccet buladı. Akide meseleleri de zanni delalet hüccet bu miydi? Zanni delalet akide meseleleri de hüccet bulal mıydı? Kaysi manada hüccet bulal mıydı? İnkar kılsanız kafir buladigen derecede hüccet bulal mıydı? İnkar kılsanız kafir buladigen derecede hüccet bulal mıydı? Demek birinci, sübutu kat'i, dalalatı kat'i. İkinci, sübutu kat'i, dalalatı zanni. İkinci de vacipler payda buladı, vacipler. Birincisi de farz, bizim hanefilerini yittikil hükümleri bora. Birinci, sübutu kat'i bulgen, dalalatı kat'i bulgen matriller orkali, sabut bulgen meselelerde akide. Şekillenedi, farz, sabut buladı, haram. Hukumlar sabit bo'ladi. Bularni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Amal qilmagan odam unga qattiq gunohkor bo'ladi. Inkor qilmasdan amal qilmasa gunoh kabiraga tushgan bo'ladi. Ikkinchi kategoriya dalolati qat'iy, subuti qat'iy, mutawatir, dalolati zonni. Mana bunga o'xshagan. Asmoiz Alloh subhanahu va taoloning sifatlari to'g'risida kelgan masalalarni qo'zg'ayapti odamlar va bunda o'zinikini ilzom qilyapti. Majburlayapti. Sen ham shuna deyishinga majbursan. Boshqa gap yo'q demoqchi. U qat'iy dalol emaski. Uni ham aytsa bo'ladi, buni ham aytsa bo'ladi. Yad kalimasi. Yadulloh. Yad kalimasini lug'at e'tiboridan arablarda 90 ga yaqin ma'nosi bor yadni o'zini. Dalolati nima bo'ldi yadni? Zonni bo'ldi. Zonni bo'ldi, dalolati zonni bo'lib qoldi. Zanni dalaletke Allah subhanahu wa ta'ala'nın mana şu azası, kol azası buldu, bitti mananı ispat kılar mıyımız? Şunun için ne mi deyimiz? En nazik cay mana şu cayda biz eytemiz ki yad kelimesini Allah'a ispat kılamız, manasını özgü tapşıramız. Çünkü 90 kıl mana var, kaysin ki kat'i karar kabır kılalıyımız. Yok. Bu muhalif bugün, bugünkü günde mana şu meselelerini kuzgayetkiler ne mi deyipti? Yad kelimesini manasını ispat kılamız deyipti. Manası hakiki deyipti. Keyfiyatını özüge tapşıramız deyipti. Hata bana şu cöyde. Ular eyti ki yadni keyfiyatı var deyipti. Manası mevcut deyipti. Uşa mananı Allah subhanahu wa ta'ala biz ispat kılamız deyipti. Lekin kaysi keyfiyetteligini bilmeyimiz. Kana kadar keyfiyatı var. Na'udu billahi adamın kolunu keyfiyatı bu. Tülkininki başkaça, maymunniki başkaça misal için. Sıçkanlı kolu başkaça. Her bir kolunu özüge has keyfiyeti var. Kuddu şunaka Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünü kolunu keyfiyeti var diye şey yaptı. Onu özüge tapşıramız. Bilmeyimiz keyfiyetki kiral mıyımız diye yaptı. Bu hata bu. Bunu arkasından keyin mücessimelik gibi çıkadı. Ahir akıbet Allah subhanahu wa ta'ala'ya keyfiyet ispat kıyandı. Keyin cisim ispat kılınadı.
İmam Ahmed rahimahullah aytadılar ki, kim Allah subhanahu wa ta'ala'ya cisim isbat kılsa, o Allah'a ibadet kılar mıydı? O cisimini tasavvur kualgen. Kandaydır keyfiyetini tasavvur kualgen adam, özünü keyfiyetine ibadet kılıyetken buladı. Allah'a ibadet kılar mıydı? Mâ khatara bibalik vallahu siva zalik. Hayalinge nime kelse Allah umez özü. Biz hayalimizde közümüz körgen narsalarını bir ortası Allah umez. Tasavvur kılar mıyız? Abdurrah ibn-i Mubarak rahimahullah'ın bir kıssaları var. Seferde ketip dursalar bir bala koy bakı yürüttü. Yaş bala, 7 yaşar, 6 yaşar bala. Şu balaya bir Rabbin tanıtıp koyay, yaşlı giden bunu ata anası koy, malın arkasına kop koyuptu deyip, kelip nasihat kumakçı bu geldi. Halki balaya salam verip, oğlum Rabbini tanıysan mı deyirler? Halikini tanıysan mı deyirler? Halki bala, halikini tanımayan mahluk, mahluk bala da mı deyirler? Yaş bala. Abdullah ibn Mubarak muhaddis. İmam Buhari'nin şeyhleri de. Abu Hanife rahimahullah'ın sahipleri de. Hayran bu geldi. Yaş baladan zor yap çıkıyor dedi. Ki o kişi etkiler ki katten tanıysan deyken de. Ben şu koyladan deyken. Ben şu koyladan tanıyım ben deyken. Kana kılıp deyken. Bu koylar deyken bir kırıkta koyun var deyken. Bular ne deyken. Keçkorun koraya kap giremen, kündüzü köçe kap çıkamayan, keyin su bulsa, suga yağmur bulsa. Hullas ben uzun bularını terbiye kılaman. Kırık dağına koyge bitti terbiye çekerek bu deyken. Bu barlıkını bütün terbiye kutuluşun bitti Rabb'e ihtiyacı var deyken. Hayran bu kadar gelmedi Rahim Mubarak. Keyin etkiler ki Allah'ını demek okşattı sen deyken. Deyken de hiç nasıl okşatmayayım ben deyken. Katten bildiğin bunu ise şu koyleden deyken. Kana kıl bildiğinizi. Şu koylarını ben terbiye kılıp yürgen. Terbiye günündesim ben bunlarını. Bu koylar her günü birbirlerine tikiledi de. Menge karab uzunu içindeki birer narsanı menge okşat almaydı. Uzunu içindeki narsalarını menge okşat almaydı. Hud düşünsün geri. Bizni közümüz düşken hamme narsa mahluk. Mahluklardan halukuna andazası çıkmaydı. Uşan için okşat almayayım ben deydi. Lal kıladılar. Aytadılar ki ben deydiler senge talim bergeni keldi mu? Senden uzun talim onu yapma. Menge nasihat kıldı geldiler. O kişi bola etken ki, şimdi bu keramet. Allah'ın bir dostlardan dostu bu gen. Etken ki ahiret için ilim alın degen. Ahiret için ilim alın, iki dünyanın kolu kekirtes. Dünya için ilim alsanız, dünyanı yem ahiret yem yok atas. Hemimiz dünyanı yok atamız bir gün. Nime? Bugün saplasak hem ketemiz. Lekin ahiret için ilim alsanız, dünyada yem saadet. Ahirette hem saadet degen. Bu acib bir kıssa bu. Bütten biz organa degen narsa. Biz közümüz körüp durgen her kanaka narsa mahluk. Kanaka kılıp mahlukka körüp şunu keyfiyetinden Allah'a keyfiyet ispat kılamız. Mücessimelik bu. Bu doğru mez. Kat'iyyü delale, kat'iyyü subut. Kat'iyyü subut, zanniyyü delale. Ki ingisi? Zanniyyü subut, kat'iyyü delale. Yani şu caydayan bazı işgaller var. Yani bu usulden, kaideden çetleşip özüce bazı fikirlerini etken adamların gepleri var. Misal için deyelik. Biz yukarıda ettik. Delaleti kat'i, subutu kat'i buluş gerek. Akidede akide şekillenişi için. Doğru mu? Eğer zanniyi delale bu seçiyor. Yani zanniyi subut bu seçiyor. Subutu zanniyi ne demek yani? Ravilerinin senedi de yani senakı da tavatır derecede yetmeyen. Onu ahad deyledi. Ahad bilen mutavatır ortasında azizem var. He? Ahad bilen mutavatır ortasında azizem var. Biz ne demeyiz? Ahad'ke yetmeyen rivayet tarikalarını mutavatırga yetmegen rivayet tarikalarını ahad deyiler. Umumi manada. Onu tafsilatka kirmeyimiz. Bizge kiliyetken rivayet ahad tarikadan kegen bu ise. Ahad tarika ne miydi? Raviler sanı bitti. Kaysıdır faganada. Mesela innemel a'malu bin niyyat ve innemel likulli mri'im ma nevâ. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ الْحَدِيثِ. Bu hadisini kim rivayet kıyken?
Umar ibn Hattab radıyallahu anh rivayet kıyan. Başka hiç kim rivayet kıyan. Bir tane Umar'dan rivayet radıyallahu anh. Keyingi tariqalarda ko'p odam. Keyingi tariqalarda ko'p. Çünkü mihrobda turib gapirganlar, keyingi tariqalarda odam ko'p. Ve bu hadis ahad. Biz namazda niyet nima? Farz. Zakatda niyet? Farz. Rozada niyet? Farz. Hacda niyet? Farz. Farz amallardagi niyetler? Farz. Doğru mu? Uşa farzını kattan olamazdı. İmam Şafii aytadılar ki innemel amalı bin niyetten olamaz. Nimaga? Hadis sahih. Dalolati kat'i deydiler. Bizde Hanefiler nima deydi? Yo, bu hadis bir meselenin farz derecesine kurtarışlılığı küçü yetmeydi. Bunu üstüge farzı yüklesek kurtar almaydı bu. Nimaga? Bunun sübutu da zanniyik var. Zanniyi sübut bu. Ahad bilen rivayet kılıngan hadisler dalalatı kat'i buluştan kat'i nezer farzge dalalat kılar mıydı? Farzge dalalat kılar mıydı? Ha biz niyetini farzgini kattan ogenimiz dese Hanefiler ayetten ogen. Ha? Muhlisine lehuddin. Dinge ihlas bilen amel kılıçtan niyet alışken. Kullun ya'melu ala şekileti. Her kim uzunin şekilesine göre amel kıladı. Şekile ay niyetihi. Her kim özünü niyeti bilen ama niyet itibar. Bizge niyetinin farz ekenliği için bu hadis yordamcı küç kalas. Ahad bu geldiği için zavabıt kaideye göre bu farzını ifade kıla almaydı. Çünkü zannı yüz sübutu. Başka dalaletlerge yordamcı küç boladı bu. Şimdi şu cayda bir taife çıktı. Ne mi dedi? Kabir azabı dedi. Zannı yüz sübut dedi. Doğru mu? Doğru. Zannı yusubut. Kabir azabı doğrusundaki hadislerini berçesi bizge keliş tariqası zannı yusubut. Mutavatırmaz. Manan mutavatır ki yenge mesele. Manan mutavatır ki alakıda gəb var. Lekin kabir azabı dedi zannı yusubut dedi. Biraz kitap görgen dedi de takidin nebahaniyem. Yani o şey ihvandan acayip çıkan adam bu. Zanni yusubut dedi, kabir azabını başıdan inkar kılışı başlaştı. Nima uchun özüden özü bir cemaa çıkı yaptı da hiç kanakı gap sözü yok, kabir azabını inkar kılışı yaptı. Mutezilelikten kagenlerse, mutezilelikte zanni yusubut, yani sabit buluş tarikası mutavatır bu megenden keyin, ondan tarz yasal mıyımız? Demek akidege, kız bilerde şu gap var, kabir azabını biz tan olaveramiz, lekin aqidaga olgan odam gunohkor bo'ladi deymiz. Deydi. G'alati gaplardan bittasi bu ham. Buni isbotlash uchun ko'p masalalarga kirishadi. Asli tagini men bilaman bularni. Nima uchun bu gapga urg'u berishgan? Kimda nima taxmin bor? Nima uchun to'satdan qabr azobi haqida inkordan gap boshlashadi? Nimaga? Ularga nima keragi bor bu? Bunga to'xtalamiz, o'ylab turinglar. Endi biz aytamiz ki bizde o'sha zonni yuz subut agar rivoyat jihatdan sahih bo'lsa sahih o'zi faqat subuti zonni bir odam rivoyat qilgan keyin ko'pchilik rivoyat qilgan u lekin subut jihatidan zonni zonnilik bizga bir qancha ehtimollarni yuzaga chiqaradi rivoyat qilayotgan odam to'g'ri eshitganmikin jumlada bir jumla tushib qolmaganmikin bir dona odam bo'lganligi uchun bu bir dona odamning bizga qilayotgan rivoyati butun ummat e'tiqod qiladigan aqidaga yararmikin? Balki bu odam ma'no rivoyat qilgandir. Ehtimollarni ko'ryapsizmi? Dinda usulda bizning islom ulamolarimizning nozik nuqtasiga qarang. Balki bu ma'no rivoyat qilgandir. Ma'no rivoyat qilar ekan aslida shoriyning payg'ambar alayhissalomning gaplarining ma'nosi o'zgarib ketgandir. Bunu o'rganish natijasida to'xtang. Zanni subut bilen kegen masalalarını biz kat'i dalalat, kat'i masalalarga hujjat kıla almayız. Kaide şu deyişti. Bu kaide doğru buldu uzu. Bu kaidege nispeten cevabımız var. Lekin kabir azabını biz akidege alamız mı? Sen alamız. Nima uchun? Bu kat'i dalala buluş bilen birge rivayette zanni bulsa hem sahih rivayet.
rivoyatlar sahih va bu rivoyatlarning sanog'i, mavzusi bir qancha mavzular ichida o'zaro bog'lab turgan masalasi bir mushtarak masala bor, qabr azobi. Demak, buni jumhur bu yerda ixtilof bor. Qabr azobini inkor qilgan odam kofir bo'ladimi, yo'qmi? Kofir bo'ladimi, yo'qmi? Fosiq bo'ladi. Nima uchun fosiq bo'ladi? Chunki ohat xabari. Zonni yuz subut bo'lgani uchun. Zonni yuz subut bo'lgani uchun uni inkor qilsa ahli bid'at bo'ladi. Ahli sunnadan chiqadi. Nima uchun aqida kitoblarimizda qabr azobi haq deb kelgan? Hammasida kelgan. Hatto sufo Allayor Sabotul Ojizinda azobul qabr kofirlargadir chin ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min deb alohida bob matnga kiritgan uni. Azobi qabr kofirlarga aniq. Ba'zi mu'minlar uni ko'radi. Qabr azobi ba'zi mu'minlarga ham sobit. Fiqh al-Akbarda ham bor, Tahoviyda ham bor, Amoliyda ham bor, boshqa hamma aqida kitoblarida bor. Nima? Ga desa, ahli sunna val jamoaning bu e'tiqod alomatlaridan, e'tiqod amoralaridan hisoblanadi. Bizni qabr azobi to'g'risidagi e'tiqodimiz tom. İnkar qilgan odamni to'g'ridan to'g'ri kofir deya olmaymiz. Lekin ba'zi jihatlarini inkor qilsa kofir bo'ladi. Nima? O'sha haqida kelgan sahih hadislarni sahih emas desa, hadisga nisbatan ya'ni kufri muomala qilsa kofir bo'ladi. O'shaning uchun ma'nan mutawatir bo'lganligi e'tiboridan buni inkor qilishlikni xatarlarini ulamolar ogohlantiradi. Endi qabr azobini inkor qilishlikdan boshlagan hizbiylar to'g'risida. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qabr azobi haqida darro bu gapni boshlashgan? Kerakmidi ularga? Bular siyosiy o'yinni o'ynagan bu joyda. Nimaga? Chunki ularni bosh mavzusi nima edi? Xilofat edi. Masalan, la ilaha illallohdan keyin Muhammad Rasulullohdan ham oldin ba'zilari. Ba'zilari keyin aytadi. Xilofatni o'rnatish kerak deydi. Iymonni rukunlardan sanashadi. Xilofat. Uxlasa ham xilofat, tursa ham xilofat deyaveradi. Tagini surishtirsangiz, o'zi xohlayotgan bo'ladi uni. Shariat bo'yicha gap tashlasanmi bo'pti, shariat bo'yicha desangiz, qochadi, shariat kerak emas ularga. Maqsadli ish bu. Xilofat. To'satdan bir kishi so'rab qolishi mumkin. Sahih hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, kishi dunyodan o'tgandan keyin Munkar va Nakir ismli farishta kirib keladi o'lgan odamni oldiga. Uni o'tqizadi qabrda, va undan so'raydi. Mar robbuk deydi. Robbing kim deydi? Robbim Alloh desa, ikkinchi savol nima? Va ma dinuk deydi. Dining nima deydi? Dinim Islom desa, uchinchi savol bu kishi kim deydi? Har xil rivoyati bor. Payg'ambar alayhissalomni ko'rsatib bu kishi kim deydi yoki payg'ambaring kim deydi? Muhammad alayhissalomni tanigan odam bo'ldi, qutuladi. To'g'rimi? Xizibni xalifa, xilofat, xalifa, xilofat deyotganlariga oddiy odam savol berish ehtimoli bor. Nimaga qabrda man xalifatuk demayapti? Xalifang kim deb so'rash kerak. Sizlar shu qadar ko'p gapiryapsizlarki, İmonning rukunlari sirasida gapiryapsizlar. Xalifang kim degan savol yo'q-ku qabrda. Degan savol bo'lgan. Bo'lish ehtimolini bular bilgan. Shuning uchun birinchi o'rinda qabr haqidagi masalaga shubha uyg'otib qo'yishgan. Qani xalifang? Demayapti-ku sizlar xalifani hamma narsadan ustun qo'yyapsizlar. Xalifa masalaning eng birinchi rukuni deyapsizlar. Ha? Hatto payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tdilar, 3 kungacha xilofatda saylamaguncha ko'milmadilar. Dafn qilinmadilar deysizlar, xo'p, nimaga qabrda so'ramayapti desa, ha hadis ohat. Shu bilan qutulmoqchi ular. Oldindan savolni ehtimolini bilib, bu taktikani qilishgan. Ha, bunga o'xshagan mutazilalar zonni yuz subut orqali ko'p narsalarni inkor qilishgan, aqlga to'g'ri kelmaydi, mantiqqa to'g'ri kelmaydi qilishib. Lekin tagidagi urg'u siyosat qabrga, mezon haqida qadar haqida mutazilalarda bir qancha gap bor. Nimaga ularga urg'u berishmagan? Qabrga urg'u berishdi biznikilar. Qo'shtirno ichidagi bizni mujtahidi tumtaraqlarimiz. Nimaga?
Çünkü kabirde halifen kim degen savol yo'g'u deydi oddiy odam. U Qur'onni bilmaydi bechora. Siyosiy qurbon bo'lib 20 yil umrini isrof qilayotgan bola bilmaydi nima haqida gap ketayotganini. To'satdan so'rab qolishi mumkin. Halifa, halifa deyaptilar. Qabrda ham halifan kim deb so'raydimi? Ha, so'raydi. Qani? Ha, so'ramas ekan. Nimaga? Chunki bu ohad hadis. Shunaqa urg'u berishdi. Demak, endi oxirgisi nima bo'ldi? Zonning yusubut qat'iy dalolatlardan ham aqidada ba'zi masalalar ro'yobga chiqadi. Lekin inkor qilsa kofir bo'ladigan darajaga yetmaydi. Qoraqa aytgandek fosiq bo'ladi yoki ahli bid'at bo'ladi. Oxirgisi zonning yusubut, zonning dalolati. Rivoyat kelish tariqasi ohod bilan kelgan dalolatdan bir necha ma'nolarni ifoda qiladi. Bitta gap bilan uni nima qila olmaysiz? Qaror qabul qila olmaysiz. Masalan, Imom Abu Davudda rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, zakatul janin zakatu ummihi. Zakatul janin zakatu ummihi. Zakatul janin zakatu ummi. Mana shu rivoyat? Mana shu rivoyat. Rivoyat jihatdan ohod. Dalolatida hatto qiroatida dalolatida zonniylik bor. Bir qancha ma'nosi bor buni. Bir qancha ma'nosi bor. O'shaning uchun bu masalalarda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Qaror qabul qilib bo'lmaydi. Nima degani bu? Janin homila. Bir qo'yni yoki bir sigirni so'ydingiz. Bismillahi Allohu akbar zakot qildingiz, to'g'rimi? So'yganingizdan keyin ichidan tirik bolasi chiqdi. Yoki o'lik bo'lsin, bolasi chiqdi. O'sha bolani qaytadan so'yiladimi? Onasini so'ygandek? Yoki o'sha onasini so'ydi, bolasiga kifoyami? Kifoyami. Bundan chiqqan ma'nosi shu hadis, o'sha hadis shu. Zakatul janin, ya'ni janin homilani so'yish onasını soyuşdur. Doğru mu? Uyan tezli bilen çıkartı alıp soyuladı. Tırıkınızı soyup ne olur mu? Bunun iki kıraatı var. Bana şunun raviler, hadis, hadisinin ravileri özü iki kıraatı. Yani şunun için mesela iki kıl bu var. Yani. Zekatul cenin, zekatu ummihi. Yine bir kıraatı var. Zekatul cenin, zakata ummihi. İki yıl kıraatta iki yıl buladı. Hanefiler, Malikiler bunu zakatul canin zakata ummihi ogen. Onasını soygendik bolasını hem soyladı. Başka mezhepler onasını soygeniniz bolasını soygenge ötedi deydi. Karen bitti zonni dalaletini özüden bitti meselenin meselesi iki yıl bu koyuyordu. Ana hukm olish masalasida Qur'onda xohlagan gapni, hadisdan xohlagan gapni olib ketishlikka hammaning malakasi yetmaydi, mumkin emas. Shu joyda bir masalani yana aytib ketaylik. Mashhur bugungi kunda o'zlariga zamonaning Buxoriysi deb talqin qilayotgan ulug' zotlardan Shayx Alboniy rahimahulloh. Shu kishi hadis masalasida xuddi shunaqa masalada. Hadis masalasida Abu Gudda rahimahullohni oldilariga kelganlar bahslash uchun. Abu Gudda aytganlarki, "Xo'p, siz hadis bo'yicha muhaddismisiz?" deganda, "Meni shunaqa deyshadi" deganlar. "Meni muhaddis deyshadi." "Hadisni kimdan olgansiz?" deganlar. Hadisni olish masalasi bor. Zakatul janin, zakatu ummihini, zakata ummisi ummihisini hech kitobdan topa olmaysiz.
ustoz aytish kerak, Abu Davudni roviysi aytish kerak bizga. Bu ikki xil rivoyat kelgan, men eshitganman o'zim ustozdan, zakata ham o'qiladi, zakatu ham o'qiladi. Deb rivoyat qilish kerak. Shunda odam haqiqatda Rasulullohdan kelayotgan san'atga, karvonga qo'shiladi. O'zi kitobdan o'qisa-chi? Ikkalasini ham topa olmaydi. Keyin o'kishi aytganlarki, hadisni qayerdan olgansiz? Ustozingiz kim deganda, men ustozim kitoblar degan o'kishi. Kitoblaringizdan oldim deganlar. Kitoblaringizdan oldingizmi? Ha. Unaqa bo'lsa mana, sahih Muslimni olganlar, bir hadisni ochib ko'rsatganlar. O'qing hadisni deganda o'kishi o'qigan. Irba'a kalimasini arba'a deb o'qigan o'kishi. I'a bir xil. Irba'a deb rivoyatda kelgan hadisni arba'a deb o'qigan. Arba'a degani 4 oyoqlab yuradigan chorpo degani. Irba'a boshqa ma'noni ifoda qiladi. Keyin hadisnimda olganlarda 4 oyoqlab yuradigan yo'ldan hadis olgan odam bilan bahs bo'lmaydi deganlar. Boraveringlar deganlar. Tugagan bu hodisa bor voqea. Azon us buni maqola qilib qo'yuvdi, azon usga hakerlar hujum qildi, mana shu haqida. Bu maqolani tayyorlagan odamlarga telefon qilib tahdid qilishgan. Nimaga sen unda qilyapsan unda? Mubashir aka menga aytayaptiki, masalan, davlatlar to'g'risida, har xil masalalar to'g'risida tanqidiy gaplarni gapiramiz, hech kim indamaydi deydi. Mana shu salafiylarni, to'g'rirog'i Alboniyga o'xshagan kishilarni qilgan katta bir shani ishlarini, ya'ni men ularni nisbatan shaxsiga nisbatan Alloh rahmati bo'lsin deyman. Lekin islom ulardan ko'ra muqaddas biz uchun. Islomga qilingan juda katta tajovuzlarini fosh qiladigan maqola qilsak, hujum hakerlik hujumlari bo'ladi deydi. Saytni yopib qo'yishadi hatto. Telefon qilib tahdid qilishdi. Keyin maqolani tayyorlagan bolalar ularga aytishibdi, "Bo'pti, kelinglar, kitoblaringizni olib kelinglar. Shu masalalarni gaplashamiz, o'rtaga qo'yamiz" debdi. "Bo'pti" deyishibdi, vaqtni belgilashibdi. Vaqt kelgan yo'q. Kelishmaydi. Orqadan hujum qilishaveradi. Bir masalaga, masalan, bir masalani ilmiy asosda, shaxsiy tomorqangizni manfaati uchun emas, ularning xatolari sababli islom ummati zarar ko'rayotgani uchun. Mana shu gaping xato, Qur'onda bu, hadisda bu, salafning fahmida bu desangiz, javob berolmasdan, "Ha, kitob yuklangan eshak" deydi. Boshlaydi. Maqsad ilmiy yondashuv emas. Maqsad o'zining mavqifida, ta'assubida mahkam yopishib olib, islom ummatini boshini garang qilishdi. Ta'assub shuni aytdi, ta'assub shu. Demak, hadisdagi zonniy dalala, dalolatni zonniy bo'lib qolishligi, hattoki rivoyatda mana hadis ilmini qolaka biladilar, sizlar ham bilasizlar, dobtul matn degan alohida bob bor. Dobtul matn nima degani? Matnlarni tekshirish, zobit qilish, zabt qilish. Matn haqiqatda shu tariqada mana shu rivoyat bilan kelganmi yo'qmi? Buxoriyning tarjimasida nima masalalarga yuz duch keldik. Buxoriyning sahih to'plamlarining rivoyatini sahih tariqasi kam birodarlar. Butun dunyoda kam. Arab diyorlaridagi o'sha kitoblarning ichida ham, hattoki sultoniyya matni bor. O'shalarning ichida ham eng sobitini, eng zobitini qidirib topib, sahih Buxoriyda oltin silsilada matnni keltirdik. Hozirgi kunda sahihlik, ya'ni matnning zobti masalasida oltin silsila eng peshqadam kitob hisoblanadi. Xotirjam bo'ling, o'zbekcha tarjima deb pisandsizlik qilmang. Butun dunyoda sahih Buxoriyning matni oltin silsilada turibdi. Sahihi. Zobtul matn degan bob bor, ilm bor, fan bor bu. Qanaqa matnlarni qandayligini tekshirmasdan turib, o'zidan o'zi matn ustiga din hukmlarini aytadi. Bo'lmaydi. Demak, zonniy dalala, zonniy subut. Bular ham ketdi. Demak, to'rt xil kategoriyani ulamolar qo'lda ushlab olishadi. Qurol bu. Kelgan odam gapirayotgan gapiga qarab uni hukmlarini chiqarishadi. Shu joyda yana bitta narsa bor. Qo'shib ketamiz. Qancha qoldi chiqishimizga? 10 minut bora. Bismillah. Qat'iyotlar bor. Qat'iyotlar. Hozir qat'iy dalala, qat'iy subut, qat'iy dalala, qat'iy subut dedik-a. Endi o'sha qat'iyot nima o'zi?
İmam Cüveyni'nin Al-Matalibul Aliye degan kitapları var. Şunda bir metelleri var. Katta ko'p cümlelerini alıp gelirler. Hazır ben aytayotgan gaplarını, tafsilotini gapirgan bu kişi. Tafsilotini gapirib kelib, oxirida aytganki, الظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات ديگه. انا شده قطعيات كيلدم انا. امام جوايني مطالب العالية دي كيلترگه. من اصنما قطعيات مسالالاره ده تبرده توت دنرسنه ايتك. يخش خلاصة قلسيز مندن قايدة كيب چقر. قطعيات مسالالاره ده دلل قلب بولميدي تاويل arızası bulgen zavahırlarını. Şimdi bir yandan etmemiz. Zahır, zavahırlar, zanniyatlar yani. Zavahırlar, zanniyatlar. Zahır, zavahır dedik o. Nasnin mukabili dedik neyse bu. Nas bitti manage dalalat kılardı. Zahır birden köpke dalalat kılardı. İkide, üçte, törtte, toksantaki dalalat kılardı. Yat kelimesi zavahır kısaplanadı. Zanni dalalat o. Zavahırlar bir manadan ko'pga dalolat qiladigan zavohirlar allati o'shunday zavohirki hiya urdatu ta'vilat ta'vil ehtimoli ko'p bo'lgan bitta ma'noda to'xtab qola olmaysiz ta'vil orizasi bo'lgan ta'vilning urzasi bo'lgan zavohirlar la yasugul istidlal biha bo'ladi bitta la yasug biha La yasugul istidlalu biha fil qat'iyyat. Osha zavohirlar bilan qat'iy masalalarga dalil keltirib bo'lmaydi. Ana shu joyda qat'iyyat nima keldi? Jam keldi. Jam. Qat'iyyat masalalari nimadan iborat? Qat'iyyat masalalari nimalardan iborat? Endi shunaqa masalalar bo'lib qoladi. Hali yuqorida aytdik. Qat'iy yusubut qat'iy dalala. Qat'iy yusubut zonniy dalala. İkkita rivoyat keldi-da, rivoyatlarning bir-biriga ma'nosi to'g'ri kelmayapti. Bittasi oq deyapti, bittasi qora deyapti. Qarasak, qat'iyotlik masalasidagi matn zonniyotlik masalasidagi matnga qarshi chiqib qoldi. Nima qilamiz? Bu masalalarda zonniy masalalarni qat'iyotga qarshi hujjat qila olmaymiz. Bitta masalani ko'p takrorladik. O'sha masalani hozir aytaylik. Odamlar yana zora ilmiy asosda ko'zlarini ochishsa. Hozir ham paypoqqa maqtab turgan odamlar bor. Paypoqqa maqtab turish masalasi meni shaxsiy tomonimdan emas. Bir musulmonning namozini ibodatidagi shartlardan u. Tahorat shart u. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Farghsilu Arjulakum dedi aslida. Arjulu atif yo'ldi. Arjulakum dedi. Arjulakumni dedi. Yuvinglar dedi. Oyog'ingizni yuvinglar dedi. Arjulakum. Oyog'ingizni yuvinglar dedi. Qur'onning subuti nima? Qat'iy. Oyog'ingizni yuvinglar kalimasi qat'iy dalolat. Oyog'ini yuvish shu sababli nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Oyog'ini yuvmasdan namoz o'qib bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi
kat'i subut, kat'i dalalat bilen Kur'an'da kelgen buyruğunu nima istisna kıla alaydı? Yine bitti kat'i subut, kat'i dalala inkar kıla aladı halas. İnkarmaz istisna kıla aladı. Bunge ham amal kısa bola aladı, unge ham deyiladı. O nimeydi? Mas'hul huffeyni. Mas'h huffe meselesi. Mahsiga mahs tortish masalasi dalolati qat'iy. Wa masaha alal khuffayni. Ha? Wa masaha alal khuffayni. Bir qancha rivoyatlar bor. Mana shu rivoyatlarning dalolati qat'iy. Endi subuti mutawatir. Mahsiga mahs tortish masalasidagi hadislar hatto Abu Yusufning gaplari bor, Qur'on oyatini nasx qiladigan kuchga ega degan. Tushunyapsizmi? Shunday kuchi bor. Nimaga? Haliga birinchi kategoriyadan bu gap. Subuti ham qat'iy, dalolati ham qat'iy. Subuti qat'iy, dalolati qat'iy bo'lganda hukm olish masalasida Qur'onga teng bo'ladi. Buni inkor qilgan odam ham kofir bo'ladi, buni inkor qilgan odam ham kofir bo'ladi. Na'udhu billah. Demak, bunga amal qilsa ham bo'laveradi, bunga amal qilsa ham bo'laveradi. Bu masalalarda ikkalasining kuchi teng. İlla ayetke amel kılaman degen adam savabı köpüra buladı. Demek ki dalalet yüzdesinden Kur'an'a amel kılıyordu. Hadisten Kur'an'ı üstün duradı. Demek bunge nispeten bunu istisna kıla alamız. Ebu Hanife'de Rahimahullah zahir rivayeler gebba. Eytediler ki menge deydiler menge. Maksige masih tartış meselesindeki rivayetler mutavatır derecege yitip kelime günce mahsiga masx tortishga ruxsat bermaganman deganlar. U javob yoda tursin. Bunga ham ruxsat bermagan. Nimaga? Qur'onning dalolati qat'iy subuti qat'iy bo'lgandan keyin bu mutawatir darajaga yetmay, subuti zonniy bo'lsa o'rniga o'ta olmasdi. Mumkin emas. Qur'on yu desa, o'zini fikri bilan oyog'ini masx tortib qo'yaraman deishga haqqi yo'q. Illa nima bo'ldi? Illa istisno tariqasida. İlla istisna tariqası da yuvuşunu orduya mahsustarçılıkı icazat verdiler. Demek ki kaçan? 80 te sahabeden kegen rivayet. Bazılar 100 te geçe değildi. 80 te sahabeden kegen rivayetini ha bu indi anı kaken dedi. Bitti adamın ihtimali mas bu. Sübut. Hala ettik ki bir adam nana rivayet kegen buluşu mümkün. Bu adam bir kelimenin çürüp koygen buluşu mümkün. Bu adam belki özünün düşüncesini rivayet kegen buluşu mümkün. Ben bu adamın gapi bilen Kur'an'daki yu degen duyruğa karşı yuramayman mı? Yok, yuramayman. Dip durgan edik, bu rivayet şunu okup eyip etti ki 80 te sahabe birbirinden kilişip alışlığı mümkün mez. Kufa'da hem şu rivayet durdu, Basra'da hem şu rivayet durdu, Medine'de hem şu rivayet durdu, Mekke'de hem şu rivayet durdu. Bir kıl rivayet git yaptı. Ularını çalıştırsayız, ular bu meselenin kiliş alıştan oldun takap geçişken. Telefon yok, WhatsApp yok, bu paytda Telegram yok. Paypoq haqida rivoyat bor, shuni tarqatib olaylik. Bunaqa gap yo'q. Hamma eshitgan tarqatyapti. Demak, bu yoqdagi roviy mujtahid ko'ryapti, eshityapti, aytyaptiki, ha, demak bu mutawatir deyapti. Aniq maqsiga maqsad tortish masalasi Rasululloh davrlarida ko'tarilgan, bu masala Qur'onga hukm masalasida teng. Endi 3-chi masala nima? Al-mashu Alan Cavra Bey. Cavrafke mahs tartış meselesi. Cavrafke mahs tartış meselesi. Meselesi. Sübutu? Zanni. Sübut. Bizge yetip geliş tarikatı zanni. Üç dağına musnat hadis var. Musnat hadisin manası ne? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sanadı yetip orgen. Musnad de şuna itiladı. Musnad tariqada 3 tane hadis var. İkitesi, bittesi Abu Davud'da, bittesi Nesai'de. Yok ki Tirmizi'de, Nesai'de. Üçüncü hadis Tirmizi'de. İmam Tirmizi'deki hadis, hadisun hasan deyirler. Yok ki hadisun hasanun sahih deyirler. Cavrabki mahs tartış masalası da İmam Tirmizi yine Cavrab masalasındaki hadisini hasan sahih deyirler. Lekin rivoyat tariqasi hasan sahih bo'lsa-da rivoyat tariqasi zonniy, subuti zonniy. Bu Javrob haqidagi hadisni
10 ta sahabe rivayet kılmagan. Zonniyligini İmam Müslim aytganlar. Yukarıda aytgan gapimni İmam Müslim, Sahih Müslim'nin sahibi aytganlar ki, Cavrab haqidagi hadisni keltirib aytganlar ki, Cavrab haqidagi hadisni rivayet qilgan Huzayl ibn Shurahbil va Abu Qayslarning shaxsiy fikrini Qur'oni Karimning oyatini ustiga qo'ymayman men deganlar. Qur'onda Alloh taolo oyog'ini yuv deb turibdimi? Yuv degan buyruqqa Huzayl ibn Shurahbilning gapini teng qo'ya olmayman men deganlar. Kim Huzayl ibn Shurahbil deganlar? Qur'onning oyatiga qarshi gapiradigan. Qur'onda Alloh taolo qat'iy yusubut, qat'iy dalolat bilan oyog'ini yuv deb turibdi. Bu bechora bugünkü bolalar o Huzayl ibn Shurahbilni ham qo'ying. Bugünkü bolalar Javrobni paypoq deb tarjima qilib amal qilyapti. Bularni dalolati ham zonni u yoqda tursin, shakni ustida. Shakdan ham pastda ularniki. Shubha ustiga dinini qurgan shubha. Mutlaqo birorta ulamo Javrobga mutlaq maqsadchilikka ruxsat bermagan. Eshelga mas to'g'rimi? Ashal u Javrob u. Endi hozir kelamiz. Xo'p. Cevrabki şartlar kuruşken. Şunun bulanını Nuril İzah diyen kitapları var ha? Nuril İzah'ın şarkı İmdatul Falah, Fattah. İmdatul Fattah'ın şarkı Merakil Falah. Şunda altıda şartı kilitirgenler. Hanefilerde şu şartı var. Cevrab buluşluğu için, Cevrabki maks tartışlık için, Cevrab mesela şaffaf bu maslik gerek, u bilan 6 chaqirim yo'l yursa bo'lishligi kerak, suv o'tkazmasligi kerak, oyog'ida o'zi turishligi kerak, bunda bo'lish kerak, bunda bo'lish kerak, kerak-keraklarni zikr qilganda. Bu shartlarni qarasangiz, Javrobning shartlari maqsadiga o'xshab qoladi. Javrob nima maqsadini bir xil tushunib kelasiz deysiz. Nimaga bunaqa qilishdi? Javrobning shartlarini maqsadiga ko'tarib ko'tarib olishyapti. Maqsad nima? Bunga amal qilish uchun dalolati qat'iy, subuti qat'iy bo'lgan rivoyatlarni tagiga kiritib qo'yishmoqchi buni. Maqsad shu. Bunga kirsa, maqsi haqidagi hadislarga amal qilgandek amal qila olasiz. Chunki rivoyat o'sha darajada kuchli. Lekin buni o'sha Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qays buni yozib olsanglar keyin tekshirib ko'rasizlar. Aynan mana shu ikkita odam zonniy subutligini isboti shuki, mana shu ikkita odam bu rivoyatni Javrob deb rivoyat qilgan. Hadis bitta o'zi. Va masaha alal Javrobayni va na'alayni kelgan rivoyat. Kim rivoyati bu? Mug'ira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu'dan. Mughira ibn Shu'badan rivoyatlar bor. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu sahoba. Sahobadan tobiin rivoyat qilyapti, tobiindan roviylar rivoyat qilib kelyapti. Rivoyatlarni Madina muhaddislarining hammasi bil ittifoq Mughira ibn Shu'baning maqsiga masx tortish rivoyatini rivoyat qilgan. Kufaning muhaddislari bil ittifoq hammasi mana shu hadisni maqsi deb rivoyat qilgan. Va masaha alal xuffayni deb rivoyat qilgan. Makka muhaddislari hammasi mana shu hadisni Mughira ibn Shu'badan maqsi deb rivoyat qilgan. Basraning muhaddislari maqsi deb rivoyat qilgan. Bir dona rivoyat bor Huzayl ibn Shurahbilniki. U Javrob deb rivoyat qilgan. Sahih roviylarning maqsi deb rivoyat qilgan hadisiga bitta odamning Javrob deb rivoyat qilgan hadisi ustun kelmaydi. Bu odamga ta'na qilmaymiz. Huzayl ibn Shurahbil, Abu Qayslar, roviylar. Nima deymiz bunda? Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qayslar maqsini Javrob deb tushunishar ekan. Lug'atni bular ma'no jihatidan rivoyat qilib olgan. Maqsi haqidagi hadisni Javrob deb, Javrob oyoq kiyim, maqsi ham oyoq kiyim. Oyoq kiyimiga maqsi tortdi desam hozir. Siz nima tushunasiz? Maqsi tushunasiz. Boshqa odam etik tushunadi, sportsmenlar Nike'ni tushunadi misol uchun oyoq kiyim desa. Misol uchun har kim o'zining tushunchasini tushunadi. Demak, bu rivoyat mana shu jihatdan zonniy dalala bo'lib qoldi. Qat'iy subut bo'lgani yo'q, zonniy subut, zonniy dalala bo'lib qoldi. U kishi qanday rivoyat qilgan bilmaymiz biz. Shuning uchun Javrobga shart qo'yildi. Eshelmas bo'ladimi? Nima bo'lishdan qat'iy nazar,
o'sha shartlar topilsa, unga mahs tortsa bo'ladi. Lekin oddiy payfoqqa mahs torti bo'lmaydi. Qur'ondan, sunnatdan hukm olish masalalari o'sha yuqoridagi kategoriyalar bilan amal qilinadi. Hozir qat'iyatga qisqaroq to'xtalayin. Ozgina tanaffusdan menga berib turasizlar. Qat'iy dalil. Bundan chiqadi 2 marta taloq bo'ladi, songa Ahmad yo'q deganda kim chiqadi? Uni kelib chiqmaydi. U kelib chiqishlik zonni dalolati u. Bu katta mavzu, bunga bitta suhbat qilamiz. Uch taloq masalasida alohida gap bor. Chunki Qur'onni bizga tushuntirib bergan hadis, o'sha oyat tagida hadislar bor. Sahobalardan hech bittalari uch taloqni bir lafz bilan aytsa bir taloq tushadi demagan. Hech bitta sahoba aytmagan buni. Hazrat Umar radıyallahu anhu ham aslida buni oldin bo'lgan keyin qaytargan emas. Buni katta mavzusi bor. Qat'iyatlar to'g'risida aytayin. Demak, zonni yuqorida keltirdik. Az-zawahir allati hiya urdatut ta'wilat la yasughul istidlal biha fil qat'iyat. Zonni dalillar qat'iyatlarga qarshi hujum bo'lmaydi. Qat'iyatlar nima? Rivoyat subuti qat'iyatlarga kiradi. Ha? Birinchi matnning dalolati qat'iyatlarga kiradi. Ijmoiy ummat qat'iyatlarga kiradi. Va ba'zan zavobitlarga suyangan aql ham qat'iyatlarga kiradi. Zavobitlarga suyangan aql. Buni yozib qo'yinglar. Nima degani shu? Bismillah. Zavobitlarga suyangan, zavobit qoidalar. Qoidalarga suyangan aql ham qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Yuqoridagi Juvayniyning gaplariga ko'ra, qat'iyatlarga zonniyatlar qarshi dalil bo'la olmaydi. Qur'oni Karimning oyati hattoki zonniy dalolat bo'lsa, aql qoidasiga qarshi yura olmaydi. Masalan, faqtulul mushrikina haysu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda ko'rsangiz, o'ldiring. Qur'onning oyati, to'g'rimi? Boshqa bir oyatda Alloh taolo وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ dedi. Sizlerden aldığınca ahli kitaplarını, ayollarını sizlerge halal kıldı dedi. Müşrikini öldürdü yaptı. Ahli kitaplar müşrik mi? Müşrik. Ularını, ayolunu, nikahını halal diyaptı. Ne mi oldu? Akıl bu orunda bu meselelerini cemleş için kaidege muhtaç oldu. O şu kaide asası da bu meseleler Kur'an'da şunda gidip ketile vermeydi. Bu joyda aql qat'iyatga chiqadi. Qat'iyat darajasiga chiqadi. Dalil bor bunga. Sahobalarda ham bunaqa matnlar ro'baro kelgan paytda hadis ekan, oyat ekan, sahih ekan deb ketavermagan. Aqliga to'g'ri kelmasligini muqaddam chiqarib, qoidaga ko'ra to'g'ri emas bu. Asl masala mohiyati bu deb aytgan. Masalan, Oysha onamizdan Ibn Umar dadalardan rivoyat qilgan hadis bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy alayhi salatu vasallamdan rivoyat o'lgan odam ortidan qolganlarning yig'isi bilan azoblanadi. O'lgan odam ortidan qolganlarning yig'isi bilan nima bo'ladi? Azoblanadi. Bu hadisni Ibn Umar aytganda Oysha onamiz aytganlar qanaqasiga deganlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Vala taziru vaziratun bizra ukhra dedi. Bir kishining gunohi ikkinchisiga yuklanmaydi ki dedi. Qana qilib dedi. Hadis Ibn Umarning hadisi. İbn Umar sahabe, sahabelerinin hammesi sika, işançili. Dedeleri Hazreti Umar, katta sahabelerden. Rivayet sahih. Ayşe anamız bir rivayet kelime de yaptılar. Ya bu doğru mas de yaptılar. Rivayetin doğru mas deme yaptılar. Kat'i akıl onu kötermeydi. Kur'an'ın yani kat'i dalaleti onge karşı yaptı. Doğru mu? Ayşe anamız akılını kat'i dalaletke çıkar yaptılar. Oyatga to'g'ri kelmayapti-yu. Xo'p, nima qilamiz unda? Aytdilarki, bu yuqorisida gap bor buni dedilar. Buni yuqorisida nima gap bor edi? Yahudiylarda shunaqa shumlanish bo'lardi. O'lgan odamning ortadan yig'lagan sababli o'lgan azorlanadi degan shumlanish bo'lardi. O'sha gap davomi rivoyat qilinibdi deganlar, tanqid qilganlar. Bu haqida gap ko'p.
Lekin buni sahih deb boshqa sahobaning gapini quvvatlash ehtimollari ham ko'p. Hadis sahih. Demak, mana shu o'rinda buni nima uchun keltirdim men? Qisqaroq bo'lsin. Keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Chunki hozirgi kunda Maturidiy Ash'arilarni tanqid qilayotganlar mana shu gapga urg'u berilgan jumlalarni kesib olib, Maturidiylar aqlni naqldan ustun qo'yadi deyishyapti. Tuhmat gap bu. Aqlni naqldan ustun qo'yadigan zavobitlar bor. Zavobit qoidalar ro'baro kelgan paytida aql qoidalar orqali Qur'onni tushunadi. Qoidalar bo'lmasa Qur'ondan xohlagan narsa chiqarishi mumkin. Vala taqrabus solata desam sizga. Nima deb tushunasiz? Namozga yaqinlashma deb tushunasiz. Buni quvvatlab orqasidan favaylul lil musallin desam. Nima tushunasiz? Namozxonlarga vayil bo'lsin. Iye, dunyoda eng badbaxt odamlar namozxonlar ekan deb xulosa qivorsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Zavobitga to'g'ri kelmaydi. Aqlning qat'iyatlariga to'g'ri kelmaydi. Aql muxotob. Biz aqlga mas'ulmiz. Aqlimiz borligi uchun shariat bizga xitob qilyapti. Aql bilan qabul qilish kerak bo'lgan qat'iyatlar jumlasi bor. Demak, Qur'on oyatlari rivoyati qat'iy, dalolati qat'iy bo'lib kelsa, dalolatning qat'iyligini aql isbotlaydi bizga. To'g'rimi? Tushunish bunga. Bunga aql qo'shilgan bo'ladi. Ba'zi o'rinda rivoyat qat'iy, dalolat zonniy. Bu paytda aql qat'iyatlarga qo'shiladi. Zonniy dalolatning nimaligini aql bizga tushuntirib beradi. Ba'zi o'rinda rivoyat zonniy, dalolat zonniy. Ma'noni ko'rsangiz, insonning aqli ko'tarmayapti. Demak, nima qilinadi? Inson aqlining zavobitlarida aql qat'iyatga chiqadi. Bu degani har doim aql qat'iyat degani emas. Nozik nuqtalari mana shu narsalardan iborat. Buni o'rganishimiz, qarshimizda turgan odamlar dinimizga shubhali gaplar tarqatar ekan, bularni ajratib berishimiz kerak. Vaqtimiz yetmay qoldi yana. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Savol yo'qmi? Savol, bitta savol bor, ana qisqa shunga bir javob. Bir odam ayolini o'qishlikka bir joyga o'qib ta'lim olishlikka ruxsat qilgan, bir hunar o'rganishlikka. Lekin orada bir kelishmovchilik bo'lib turib, agar sen bugundan e'tiboran o'qishga borsang, darsga borsang, uch taloqsan. Ayol hozir uyga o'tiribdi. Endi erkak kishi yana shu ayoliga o'qishga borib ta'lim olishlikka roziligini bildiryapti. Mana shunda qarabmi o'tishga? Endi u odamning niyatini so'rash kerak birinchi. Bu ta'liq taloq deyiladi. Agar niyatida qachon abadiyanni niyat qilgan bo'lsa, o'qishga bora olmaydi endi. Abadiylikni niyat qilgan bo'lsa. Lekin o'sha bir martalikni yoki mana shu hafta yoki shu oy deb nima degan qaytlagan bo'lsa, o'sha oyni o'tkazgandan keyin ruxsat bersa boraveradi. U masalan o'sha vaqt belgilanmagan, lekin bir jahlda shu shartni qo'ygan, masalan, mani ruxsatimsiz yoki bugundan e'tiboran yoki bir oydan keyin degan vaqt qo'ymagan. Qo'ymagan. Endi bossin deb bossin deganlar. Agar borsam deb bossin. Qachon desan, ha? Taloq tushadi, keyinchalik o'qmoqda. Buni ushinaqanga naqasi bor. Qora aka aytgan singari. U bormayapti-da hozir. Yo'q, borsin taloq tushadi. Borsin taloq bor. Yo'q, keyin yana borsa tushaveradi-da. Uni shansi bor. Ha, u nima qiladi? U taloq qiladi. Birinchi taloq qilgandan keyin u boradi. Borib qaytib kelgandan keyin nikohlaydi, u taliq yechiladi. Shunda vajib bo'ladimi? Buni hozir men imomlarga o'rgatyapman, jamoat eshityapti. Hamma qila olmaydi bu ishni. Imomlar. Yo'q, buni o'zi doim ta'kidlayapmiz. Bunaqa ijtimoiy masalalarda aynan siz imomlarning haqqingiz bor-da. O'zi aslida uni jazolash kerak anu erkakni. Taloq o'ynashadigan gap emas. Sen xotiningdan ayrilib qolasan bu ketishda. Nechi marta borsa taloq tushaverar, taliq yechilmaydi. Qachon desa ketdi. Borsa tushaveradi. Nikohlab qo'ysangiz yana tushaveradi. O'shaning uchun taloq qo'ygandan keyin taloqni ichida borib kelishligi bilan yechiladi, keyin yangitdan nikoh qiladi. Bu shar'iy asosdagi usuli yechimi. Uni hamma qila olmaydi. O'shaning uchun imomlar buni masalani o'rganish kerak, orqasini, tagini surishtirish kerak, keyin unga qarab yechim qiladi. Hozir bu endi o'qishga bormay turish kerakmi? Ha, bormasin. Borsa taloq tushadi. Borsa ketdi. Borsa ketib qoladi. Agar u niyatida mani ruxsatsin, ruxsatimsiz degan bo'lsa, ruxsat bersa-chi? Unda bo'ladi. Unda bo'ladi. Ha.
onu ruxsatimsiz degan bo'lsa ta'liqqa shart qo'yibdi, qaytayapti. O'shaning uchun niyati so'raladi, niyat. O'shaning uchun niyat so'raladi. Shuning bilan Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.